Manşete hoş geldiniz. Yarından sonra 2023 başlıyor. Bakalım ne olacak? 2023 neler getirecek? Acaba bu sene mi? Yıllardır hep erteleniyor, hep bekleniyor, hep umutla yeni yıla giriliyor ama her defasında da hüsran oldu. Önceki yılları kastederek söylüyorum. Ve insanlar bir türlü özledikleri özgürlüklerine, bir türlü istedikleri haklarına erişemediler, ulaşamadılar. Geriye doğru bu programları takip edenler mutlaka fark etmişlerdir. Çoğu zaman elbette günün koşulları içerisinde revize edilmiş, güncellenmiş, update edilmiş gerçekler çerçevesinde ideali ortaya, olması gerekeni ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çoğu zaman hayata geçiyor ya da geçmiyor. Ayrı bir konu ama insanlar en azından sadece hadiselerin perde arkası veya insanlara genel yığınlara gösterilmeyen tarafı değil, ideal düşünce yöntemi, ideal düşünce biçimi, ideal beyin fırtınası nasıl olmalı? Bu konularda da umarım aydınlanıyorlardır. Umarım bir vakit kaybı yaşamıyorlardır bu programları takip ederken. Şimdi gündemimize geçelim ama gündemin ilk sırasında Pele'nin kaybı var. 1940 doğumlu, dünyaca ünlü, efsane futbolcu. Brezilya'nın unutulmaz futbolcusu 1940. 60'lı yılların sonu 70'lerin başında dünya kupalarında fırtına gibi esen isim 82 yaşında hayatını kaybetti. Ee, son dönemde kolon kanseriyle mücadele etti. Kasım ayından beri e, hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor. Belli ki e, durumu pek iç açıcı değildi ve son dünya kupasında da e, Brezilyalı futbolcular Pele'yi böyle onurlandırmışlardı, e, böyle ona selam e, yollamışlardı bizim nesil ona yetişemedi zannediyorum en son 1976-77 yıllarına kadar top koşturdu 36-37 yaşına kadar sonra jübilesini yaptı biz yetişemedik ama babalarımız Pele ile büyüdüler ve Pele'nin maçlarını takip etme şansı buldular Maradona ile birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu kabul ediliyordu fakat şunu söylememe izin verin bu nesil bugünkü nesil Maradona ve e, Pele'yi ar e, aratmayacak, Messi gibi e, yıldızları izleme şansına e, sahip. Bir kere daha saygıyla anıyoruz, e, futbolun efsane ismi Pele'yi. 82 yaşında Brezilya'da Sao Paulo'da tedavi gördü hastanede, yaşamını kaybetti dün. Ve futbolda bir dönem kapandı. Şimdi, Türkiye'nin ana gündemi EYT meselesi oldu. Bu EYT meselesiyle ilgili olarak önce size 3-5 gazetenin kupürünü getireceğim. Çok yakın tarihli gazeteler bunlar. Bakıldığında görülecek işte 17 Kasım 2019 pazar gazetelerini getireceğim size. Hürriyet. Yani bundan tam 3 sene önce. Kaybetsem de EYT'de yokum. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken emeklilikle ilgili taleplere milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum, seçim kaybetsek de yokum yanıtını verdi. 3 yıl önce. Sabah aynı gün 17 Kasım 2019 milletimin zararına olan hiçbir işte yokum. Yeni Şafak EYT'ye son noktayı koydu. Milliyet EYT'ye nokta koydu. Türkiye seçimi kaybetsen bile EYT yok. Ne kadar beylik laflar. Ve son örnekte e, akşamdan gelsin. EYT'yi uygulayan iflas etti. Ki burada verdiği İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı örneği var. O da doğru değil de. E, seçimi kaybetsek de yokum. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı falan gibi. Gerçekten çok beylik laflar. Kur'an Cumhurbaşkanı. 3 sene sonra arada seçim falan da geçmedi. Bir duyuruyla bir açıklamayla ve bu grafiği paylaşarak kendi sosyal medya hesaplarından emeklilikte yaşı bekleyen yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımıza hayırlı olsun diyerek şartlarını da açıkladı hoş bunun yasayla düzenlenmesi gerekiyor yaş sınırı uygulanmayacak SSK Bağkur emekli sandığı ayrımı olmayacak kıdem tazminatları için işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketi devri alınacak vesaire yani bir anlamda şu özetle 9 Eylül 19, 1999 yani bundan 23 sene önce 9 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan kadınlar 20 yıl erkekler 25 yıl çalışma ve prim gün sayısı şartını doldurduklarında yaşı beklemeden emekli olacaklar. O zaman 5000 iş günü 5000 prim günü esastı bununla ilgili düzenlemede bu korunacak mı korunmayacak mı göreceğiz Erdoğan'ın duyurusu anonsu bu. Bu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek yasalaşması gerekiyor. Bunun için de 3 ila 5 haftalık eğer e, hızlı davranırsa iktidar partisi 3 ila 5 haftalık bir süre öngörülüyor. Devamla 2-2,5 milyon kişinin bundan yararlanacağı, işte 2 milyon 250 bin kişinin bundan yararlanacağı öngörülüyor. Fakat e, mevcut sosyal güvenlik e, kurumunun aylık e, 40 bin civarı vatandaşı emekli etmeye e, kapasitesinin veya işte çalışma biçiminin yettiği dolayısıyla e, bu kadar insanın emekli olmasının aylar sürece, 6 ay önce 6 aydan önce de maaş bağlanmayacağı, bağlanamayacağı gibi e, yorumlar var. Hayırlı olsun. Bununla ilgili birkaç e, analizi, yorumu e, ve tespiti paylaşmak istiyorum. Şenol Babuşçu en çarpıcı mesajlardan birini paylaştı. Eski Merkez Bankası baş ekonomisti, profesör doktor. Kendisini emekli etmemek için iki buçuk milyon kişiyi emekli etti. Selahattin Demirtaş şimdi sırada emekliliği hak eden iki kişi daha var. Onları da emekli etmek için direnişe devam demiş. Cem Toker peynirin bedava olduğu tek yer fare kapanıdır diyor. Yani bu bir acı e, fatura, bu faturayı millet ödeyecek manasına Ece Saygun Aslan ki e, emekli paşa Ergün Saygun'un e, kızı. 45 yaşındayım 23 senedir çalışıyorum günüm fazla yetiyor. Günüm fazla fazla yetiyor. E, ben emekli olmak için 10 sene daha çalışacağım ama benden sadece 3 ay önce işe başladığı için arkadaşım 20 sene çalışmayla 40 yaşında emekli oluyor diyor ki bu da e, işte o bahsettiğim 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe girenler açısından bir adaletsizlik gibi görülüyor. Yani birkaç gün önce 9 Eylül 1999'dan önce girenler emekli olurken Ece Saygun gibi sonra başlayanlar 23 senedir çalıştığı halde birkaç ayla bu şansı kaybetmiş oluyorlar. Bunlar açısından da bir hak kaybı oluyor mu? Bunlar da bu kendi durumlarını, pozisyonlarını dava edebilirler mi? Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Tabii bu arada muhalefet bu konuyu kendine yonttu. Kemal Kılıçdaroğlu 28 daha önce bundan 6-7 ay önce attığı loading yani EYT loading tweetini hatırlatarak sıradaki gündemi otomobilde ÖTV sonucu biliyoruz beni yorma diyerek bir tweet attı. Yani EYT sürecini ben başlattım 6-7 ay önce. Aynı şeyi Meral Akşener de tweet olarak paylaştı. Biz başlattık ve sen bu noktaya geldin. İşte şimdi otomobilde ÖTV e, bu konuda da bizi yorma dedi. Pek çok CHP'li, İYİ Partili de muhalefetin çabalarıyla e, bu konunun gündeme geldiği ve sonuçlandığı görüşünde birleşiyor. EYT konusunda özellikle bir kamuoyu oluşturma, EYT lobisinin baskısı, siyasete, kamuoyuna, medyaya baskısının sonuç verdiği yönünde tezler var. Ben bunu yatsımıyorum. Fakat siz bir konuda ne kadar bastırırsanız bastırın. iktidarın iki dudağı arasında Erdoğan burada buradan yiyeceği ekmeği düşünmüş olacak ki seçime beş buçuk ay kala bu düğmeye bastı. Birazdan zaten ona da bakacağız. Bütün düğmeleri aynı anda bastı meselesine. Ergun Babahan Erdoğan'ın durumunun çok da kolay olmadığını anlatıyor. Eline Erdoğan eline olmayanı, elinde olmayanı bile dağıtmaya başladığına göre anketler tam gerçeği yansıtmıyor. Biraz çaresizlik göstergesi bu verilenler diyor. Yani 3 sene önce seçim kaybetsen bile falan diye beylik cümleler kuran, işte İskandinav ülkeleri bu yüzden battı diyen Cumhurbaşkanı 3 sene sonra nasıl böyle bir noktaya geldi? Bunu çaresizlik olarak yorumlamış Ergun Babahan. Pek haksız değil. Fakat ee işin rengi pek öyle değil. Eskiden emekli olmak bir şeydi. Bir ikramiye alırdınız. O ikramiyeyle insanlar ev ya da araba dahi alabilirlerdi ve emekli maaşlarıyla geçinebilirlerdi. Şimdi durum pek öyle değil. Emekli maaşı ek gelir oldu insanlara. Emekli olsalar bile çalıştıkları işte çalışmaya devam edecekler. Ama şu olacak. Yani asgari ücret diyelim ki 8500 TL olacak 1 Ocak'tan itibaren. İşte bir 3000-4000 gibi de bir emekli maaşı olursa maaşı 12.000-13.000 bin, bin liraya getirecek. Bu olacak. Yani aile bütçesine katkı olacak emekli maaşı. Yoksa emekli maaşıyla geçinileceği yok. Ee, rakamlara bakar mısınız? Çoğu bağ kurulu 500.000 kişi en düşük tutardan emekli aile alıyor. 3500. Emeklerin çoğu 3500-5000 TL aralığında emekli aile alıyor. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret 8506 TL. Yani asgari emeklerin çoğu Asgari ücretin yarısı kadar emekli maaşı alıyor. Esasen normalde e, asgari ücret adı üstünde e, en asgari takdir edilen devletin de takdir ettiği ücret demektir. Yani e, memur maaşı, emekli maaşı, e, işçi maaşı neyse hiçbir maaş bunun altında kalmaz. Kalmaması gerekir. Eskiden öyleydi. Ama bu durum değişti. En azından emekliler için. Bugünkü gazetelerden ikisini getireceğim. E, Cumhuriyet gazetesi EYT'liler temkinli bir günde bile 20 yıl kaybeden var. Biraz evvel e, getirdiğim tweet bunlardan biri. Biriydi. Geride kalana emeklilik düş manşetini at, atmış. Yok öyle değil. E, Türkiye gibi ülkelerde bu konular her 8-10 senede bir siyasi mülazalarla yeniden düzenlenir. Bu işi e, ilk 91 seçimlerinde Demirel icat etti. O günlerde 38-40 yaşında insanlar emekli oldular. Sonrasında işte 99 düzenlemesi, 2008 düzenlemesi vesaire her 8-10 senede bir düzenleme oldu. Şimdi de gene bir düzenleme oldu. Bu ileride de olmayacağı manasına gelmiyor. Türkiye böyle bir ülke. Dolayısıyla geride kalanlar için emeklilik çok düş değil. Ama şu var emekli olmak tek başına yetmiyor artık. Yani bu çok net biraz evvel tabloyu verdim. Bir gün gazetesi manşetinde bütün tuşla, tuşlara aynı anda bastı diyor cuma manşeti. Havuç politikası devre, devrede eldeki tüm kozlar masada toplumsal muhalefete sopa büyük güçlere mesaj filan diyerek bütün tuşları aynı anda bastığını Erdoğan'ın elinin çok da rahat olmadığını söylemiş manşetinden sağ kutuda da mücadele kazandırdı diyor. Yalçın Karatepe ve Hüseyin İrfan Fırat'ın yorumları eşliğinde. Haftanın iki fotoğrafı var. İlki buydu Ahlatlıbel Zirvesi. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu aradaki buzları eritmek için bir araya geldiler. Bunun üzerine söylenecek şeyler var. Ama ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bir ülkede normal zamanına beş buçuk ay kala 18 en, en geç 18 Haziran 2023'te yasaya bakarak söylüyorum seçim yapmak durumundasınız. Bunun ertelenmesi şu bu falan bile şu, şu anda çok olası görünmüyor. Yani seçim olacak önümüzdeki 5.5 ay içerisinde. Fakat bir ülkede bu kadar az zaman kalmışken hala seçimin ne zaman olacağı belli değilse o ülkede bir şeyler yolunda değildir. O ülkede siyaset o ülkede demokrasi oturmamıştır. Bırakın iktidarı muhalefete her şeyden bağımsız olarak söylüyorum. Seçime bu kadar az zaman kala seçim tarihinin belli olmaması bile tek başına bir skandaldır. Bu da en başta iktidarın sorumluluğudur. İktidar bile bilmiyor ne zaman seçime gideceğini. Yahu şurada beş buçuk ay var zaten en fazla. Ama Nisan mı yapsak, Mayıs mı yapsak, o denge, bu denge, enflasyon, şu, bu, hangi mevsim daha uygun olur, yok hac mevsimi, Ramazan'dan önce sonra, üniversite sınavı. Hepsi belli yahu. Ama işte bu belirsizlik bile o ülkenin kredi notu açısından önemlidir. Bugün karşınızdaki ülke Türkiye en fazla 5,5 ay kalmış ve hangi tarihte seçim olacağını bilmiyor. Kimse bilmiyor. Muhalefet de bilmiyor, iktidar da bilmiyor. İlan ettiklerinde de göreceğiz. Ne zaman ilan edecekler onu da bilmiyorlar. Yani ne zaman ilan edeceklerini de bilmiyorlar. Tamamen hava durumuna göre yürüyorlar. İşte böyle bir ortamda İktidarın adayı iktidarın adayı belli Erdoğan, muhalefetin adayı belli değil. Şimdi bu da ayrı bir ikinci garabet. Bu kadar zaman kalmış siz ne zaman kampanya yapacaksınız, ne zaman proje açıklayacaksınız, ne zaman sahaya ineceksiniz, o adayın etrafında ne zaman kümeleneceksiniz, o adaya uygun elbiseyi nasıl dikecek ve o elbiseyi nasıl prezante edeceksiniz? Hangi kampanyayla, hangi afişlerle, hangi sloganlarla, hangi vaatlerle, hangi programla, bütün bunların hepsi bir planlama işi. Şu anda planlandığına dair hiçbir veri yok. Ve bunu planlamak başladığınızda haftalar belki aylar sürecek bir şey. Ama ahlatlı bel zirvesi, bir açıklama olmasına, olmamasına rağmen e, en azından İyi Parti ile CHP arasındaki buzları eritmiş görünüyor. Bir diğer önemli fotoğrafta Ekrem İmamoğlu'nun 28'inde yaptığı basın toplantısıydı. Özellikle iç işlerinin İstanbul Büyükşehir'de başlattığı terör soruşturmasına dair bir basın toplantısı yaptı. Bir buçuk saat sürdü bu ve bu toplantıda Süleyman Soylu'nun bütün tezlerine kendi cevaplarını verdi. Süleyman Soylu da hemen ondan sonra bir basın toplantısı yaparak o da kendi tezlerini ileri, ileri sürdü. Hatta işte beni aradı yardım istedi falan filan gibi böyle arada resleşme var. Fakat şu görülüyor bu fotoğraf önemli çünkü bu fotoğrafta Ek Ekrem İmamoğlu'nun sağında solunda Altılı masa liderlerinin ya daha doğrusu altılı masa partilerinin genel başkan yardımcıları var. Yani birlikte bir fotoğraf verdiler. Yani Ekrem İmamoğlu tek başına veya büyükşehir yetkilileriyle çıkmadı. Sağında ve solunda <laughs> İyi Parti'den, Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden neyse e, isimlerle, genel başkan yardımcısı düzeyinde isimlerle e, bir basın toplantısı yaptı. Bu da Ekrem İmamoğlu'na verilen desteği göstermesi açısından, önemliydi. Yoksa Süleyman Soylu ile arasındaki resleşme ne olur, nereye gider ayrı bir hikaye. Murat Yetkin'e Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak konusunda bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır demiş Meral Akşener yaptığı açıklamada. Ve verdiği desteği de İstanbul Belediyesi'ne kayım atanması yolunda bir adım atıldı. Ve terör soruşturması bunun parçası ve benim oraya gidişim Muhalefet olarak... ...birlik beraberlik göstermek için diyor. Meral Akşener'in... E, ...bu konuda kendini anlatmasına... ...veya savunmasına hiç gerek yok. Kim olsa gider gitmeliydi. Karşısındaki ismin... ...o gün Almanya'da olması... E, ...büyük bir fold. Evet. O arada... ...kulis bilgisi İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na... ...ancak siz beni aday gösterirseniz aday olurum demiş... ...Kılıçdaroğlu'na ekip desteği sözü vermiş... ...ki zaten... Ekrem İmamoğlu sahaya inmiş görülüyor ve belli ki şu anda artık ayyuka çıktı bu konu terör soruşturması ve buna bağlı olarak İstanbul Büyükşehir'e Ocak ayında kayım atanması ihtimali daha önceki yayınlarda da anlattım İktidar artık yerel seçimi de beklemeden İstanbul'a kayım atayıp birkaç ay içinde gideceği genel seçimlerde İstanbul'un başında emin olduğu birini istiyor ve İstanbul'un belli ki kaynaklarını seçim için kullanacak. İstanbul'daki AKP seçmenini veya Cumhur İttifakı'na oy verecek seçmeni de konsolide edecek. Ve bunun için de İstanbul'da bir AKP'linin, İstanbul Büyükşehir'de bir AKP'nin oturması gerekiyor. Bunun için adımlar hızlanmış görülüyor. Fakat Ekrem İmamoğlu biraz önceki fotoğrafı da, da, da gösterdiğim gibi hem bir ekiple Süleyman Soylu'ya cevap vermesi, sahada olması, aktif olması bir anlamda vuruşarak tabir yerinde ise vuruşarak çekileceğini ve susmayacağını gösteriyor. Hani onu söylemiş ya raporda İçişleri ve Fetişleri'nin raporunu kastederek söylüyor. Raporda sadece ben ve yöneticilerim suçlanıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız. Bu hani bizli konuşuyor. Belki Cumhuriyet Halk Partileri kastediyor veya belki altılı masayı kastediyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bu konuda çok fazla umutlu değilim. Çünkü muhalefet bugüne kadar söyleminin arkasında durmadı. Anca işte tweet atıldı, anca basın toplantısı yapıldı. Fakat sahada sahaya inip de ses getirecek eylem gerekiyor. Hele özellikle şu dönemde. Ekrem İmamoğlu bunu yapacak gibi görülüyor. Yani vuruşarak çekilecek gibi görülüyor. Bakalım yarın öbür gün bir kayyım atandığında Ekrem İmamoğlu gök kubbeyi başlarına yıkmak için sahaya inecek ama sağında solunda kaç kişi olacak onu da izleyeceğiz. Umul umulan o ki umulur ki bugüne kadarki yapılanlardan ders çıkarılmadı madem en azından şimdiden sonra akıllar e, başa devrilirsin. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir çağrısı vardı. Gene hafta içerisinde Erdoğan'ın yüreği yeti, yetiyorsa İstanbul Büyükşehir için seçime gidelim dedi ki bu da gene kayım söylentilerine bağlı olarak ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yüreği yetiyorsa lafını son günlerde, son haftalarda, aylarda sıkça kullanmaya başladı. İlk nerede kullandı diye baktım geriye doğru. İlk bu tweet mesajı dikkatimi çekti. İlk burada kullanmış. 31 Ocak e, tarihi de dikkatinize getiriyorum. 31 Ocak 2017. Bu Kemal Kılıçdaroğlu o tarihte sıralı 3 tweet atmış. Otuz, e, 31 Ocak diyorum. 31 Ekim. Oktober Türkçeyle karıştırdım. Ee, Oktober'ı Ocak diye okudum. Özür dilerim. 31 Ekim 2017'de atmış. Ee, üçüncü tweetinde diyor ki Eğer yüreğin yetiyorsa gel erken seçim yapalım. İktidarınız altında can çekişen millet iradesinin demokrasinin namusunu kurtaralım. Kemal Kılıçdaroğlu bu tweeti attıktan sonra yüreğin yetiyorsa gel erken seçim yapalım tweetini attıktan sonra attıktan daha doğrusu 5,5-6 ay sonra erken seçim oldu bu ülkede. 24 Haziran 2018. Erken seçimdi çünkü zamanında seçim yapılsaydı ondan önceki seçim 1 Kasım 2015'te yapılmıştı. 4 yıl sonra Kasım 2019'da seçim yapılması gerekirken Cumhur İttifakı bunu 1,5 yıl öne aldı ki başkanlık sistemine geçilecek refera referandum yapılmış. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği oldu. Kemal Kılıçdaroğlu tweet atmıştı. Yüreğin yetiyorsa gel erken seçim yapalım. Tabi Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlediği için değil. işine öyle geldiği için yaptı. Ayrı bir konu. Tam bu tweetten 5,5-6 ay sonra 24 Haziran 2018'de ülkeyi seçime götürdü. Sonra ne oldu? Adam kazandı. Yani gök kubbeyi başına yıkarız. Yüreğin yetiyorsa gel seçime gidelim filan. Önce de dediniz. Şimdi de diyorsunuz. Fakat sonuçlar ortada. Ve 2023'e girilirken şurada 5,5 ay var. Tamam iktidar seçim tarihini açıklamayarak bir takım hesaplar peşinde. Fakat siz önümüzdeki 5,5 ay içerisinde her gün seçim olacakmış gibi hazır olmanız icap ediyor. En azından 2017'den beri hazır olmanız icap ediyor. 2017'den itibaren hazır değilseniz 2018 Muharrem İnce hezimetinden bu tarafa hazır olmanız gerekiyor. Muharrem İnce hezimetinden bu tarafa 4,5 sene geçti. 4,5 koca sene O arada Meral Akşener Instagram mesajından e, e, hesabından galiba gençlere bir mesaj göndermiş. E, onu birlikte dinleyelim. Sevgili gençler, değerli takipçilerim, Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500'e aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına da ben baktım, bakmaya devam ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum, mesajınızı aldım. Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin. 13. Cumhurbaşkanı, ülkenin 13. Cumhurbaşkanı altını altılı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı diyor. Fakat fonda yani Akşener konuşurken alttan bilmiyorum işittiniz mi? Yolun sonu görünüyor türküsü geliyor Musa Eroğlu'ndan. Meral Akşener gibi liderler bir siyasal iletişim ekibiyle bir danışman kadrosuyla çalışırlar ve bu videoları da onlar çekerler ve sosyal ağlara koyarlar. Sosyal ağlardaki hesapları da o ekip çekip çevirir. Yani bir kişiye kalmaz bu iş. Muhtemelen ve büyük olasılıkla o türkü arkadan tıngırdarken Meral Akşener özellikle konuştu ve yolun sonu görünüyor türküsüyle de belki de iktidara gidiyorsun mesajı verildi. E, türk'ünün sözlerini hatırlayalım. Musa Eroğlu'nun meşhur türküsü. Aşağıdan yukarıdan yolun soru, sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi ne ağa der ne efendi sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor. Acaba yolun sonu iktidar için mi görünüyor muhalefet için mi? İşte bunu ancak zamanla göreceğiz ve anlayacağız. Önümüzde çok fazla aylar kalmadı. Yusuf Kerim iki kare grafikle yılın son manşetini bağlayacağım. 6 yaşında kanser hastası Ömer Faruk Gergerlioğlu gündeme getirdi. 16 Aralık'ta bundan 2 hafta kadar önce annesi tutuklandı ve belki de son arzusu annesiyle beraber olmak. Diyecek başka da bir şey yok, ekleyecek başka da bir şeyim yok. Gezi davası kararları onandı. Osman Kavala ve diğer sanıklar cezaevindeler, tutuklular. Müebbet hapis cezalarına çarptırıldılar. Onlarınki de siyasi tutsaklık. Bu devran geçtiğinde çıkacaklar ama bu iktidarın nasıl aman vermez bir biçimde tam saha pres götürdüğünü göstermesi açısından da önemli. Artık uyanmanız, artık kendinize gelmeniz ve kendinize bir çeki düzen vermeniz için ne olması gerekiyor? Ben de gerçekten bilmiyorum. Diyorum ve bu duygularla manşeti, yılın son manşetini noktalıyorum. 2022 şöyle böyle geride kaldı. 2023 umarım umutlananlar, umutla bekleyenler özgürlükleri için, hakları için başta başta onlar için bekledikleri yıl olur. Müjdeli yıl olur. Ve umuyorum gelen yıl gideni aratmaz. Bir sonraki yayında 2023'ün ilk yayınında buluşmak umuduyla hoşçakalın.